Yatağı mı? Yatak. Ucu aşağı doğru eğri olan kılıcımız ama tanıtamıyoruz. Başka bir yerde yapılıyor mu? Yok, yapılmış. Sadece burada. Tarihte burada yapılmış. Dünyada ve Türkiye'de tek burada. Samuray kılıcından daha meşhur ama sizin gibilerin sayesinde, sizin gibi insanların sayesinde tanıtırsak Türkiye'ye mal olacak. Tanıtamazsa tarihe gömülüp gidecek adam. Ne özelliği var kılıcın? Kılıcın ucu aşağı doğru eğri. Neden öyle? Şimdi getirsene kılıcını. Neden öyle efendim? Şimdi bunun hakkındaki rivayetler şöyle. Yorgun savaşçı kılıcı da deniyor. Yani akşama kadar adam kestik harpte. Bu gerçek bundan yapılmış. Şöyle omuzuna koyup çekmek bile takadın kalmadı. Bu galip getiriyormuş onları. Değil. Yatağı. Yani bir, ikincisi 600 gram geçme. Bunlar tabağı ölçün dediğiniz anlığınızda. Biz bunları... Hala yapılıyor mu? Şimdi şöyle, 18 yıl önce bunu yeniden gündeme taşımak için yatağı adına şöyle şey, bir de böyle elden çıkmasın diye. Bu da her bir dışta olmaz. Kulaklığı dönüyor. Şöyle kan oluğu vardır. Tavrat yapıyorlar. Şey, ben maça giderken ama... Tamam. Beşiktaşlara verir sadece. Yatağı. Şimdi biz pala mala deniyor da yatağı. Orijinal adı yatağı. Şimdi... Bulundurma taşı. Şimdi tabii efendim. Şimdi şey değil, tabii fazla aşmıyoruz. Açılanlar da var da harbe gitmeyeceğimize göre. Masamızda, evimizde. Evet. Bulunsun diye. Yani mesela bir tane dizide göndeririz orada gönlümalara. Şunlar var. Nasıl var ya? Gibi. Şimdi efendim burası geçmişte 6000 lira dayanan, bugün 3000 civarında nüfus olan, işte her evin altında aşağı yukarı her evin altında böyle küçük çakılar, makılar, bıçak, kesici alet, yani özet olarak kesici alet. 41 çeşit ürün üretiyor. Her 6 gram şey üretiyor. Küçük atölyeler var. 10 kişi çalışan, 5 kişi çalışan, 3 kişi çalışan. Geçimini bunlarla sağlıyorlar. İşte o yıllar önceki zanaat bugün bu hale gelmiş. Ama bu işler tabii enflasyon yılları yaşanmış, bundan ne olmuş. Ne kadar bu insanlara hizmet yapılır diye uğraşılsa da yetişememişiz. Yani Türkiye nasıl geri kaldıysa bu başlıkta geri kalmış. Ben yani sorun gerektim, inceledim. Aslında sorun yerinden daha önce başlanmış bu meslek. Ama onlar kadar başarılı olmamış. Ya bizde kimse pazarlamaya önem vermiyor gerçekten. Ben Venedik'e gittim 2-3 ay önce ve giderken bizim bunlar var. Türkiye'de herhalde öyle, ben öyle bir yer hiç bilmiyorum bıçak üzerine. Burada var. Bazıları en emeği alınmışlar. Bunlar mesela hiç boyunca bundan muhalif gelseydiniz, bir şey olmaz. Ondan sonra iki tane lisemiz var. En değerli malzemeler. Şimdi bu keçi boynuz. Bu keçi boynuz en değerlisi bu ama el emeği, yoğun el emeği gerektiriyor. Çok fazla para ettiremiyorlar. Onun ucunu şöyle tıklatmanız lazım. Belki 30-40 kere en az elden geçiyor. Hani buraya geldiğince de yapıyorsunuz. İnanılmaz böyle çok küçücük, daha küçük değil ama onlar bir de bir 30-35 kez elden evet, geçerek evet yapılıyor. İnanılmaz yani. Evet. Şöyle elden ele dilediğimiz kadar alabiliriz. Bu da keçi boynuzu. Hani anahtarlıklarınıza falan takabilirsiniz. Mesela bu çok kıymetli bir ürün ama para etmiyor burada. Yani para ettiremiyoruz. Dolayısıyla böyle ancak ailesini geçindiriyor ya da işte başka ürünlere yöneldiler, daha fabrikasyon yapalım diye. Bu mesleğimiz bu, yatağının geçimi bu. Bıçakçılık belgesi. Yahu dediler, zaten biz bıçakçılıktan kaçtık geldik bunlara.
Hatta bir tanesi sorun gerekmiş tesadüfen ilk gidişinde. Ben de bu işi yapmam burada. Keşke yapsalardı. Çok katkıları olurdu. Vizyon olurdu. Evet, vizyon olurdu. Çok bir de başkanım, benim şöyle bir tespitim de var. Hani ben biraz yatağına falan gideceğiz dedim. Böyle internette de benim böyle bir sistem bir şey falan var. Ve herkes yatağın deyince Muğla yatağı. Öyle bir ağır var. Yani şimdi, onun için de... Muğla yatağı, onu da anlatayım. Bunu binlerce insana anlatmak zorunda kaldım maalesef. Muğla yatağı, o Cevat Şakir'in Bodrum'a sürgüne gittiği yıllarda ilçe olmuş. Orası Ahiköy adı. Ama ilçe olunca sonra da aynı İstanbul oldu. Mesela bizim ilçemiz şimdi Serhisar. Ama 86'dan önce Kızılsar bizim bendeydi. Kızıl olmaz dediler o günün insanları. Ne yapalım burayı buz gibi rüzgar esiyor, Serhisar yapalım dedi. Halbuki o geleneksel bir isimdi. Kızıl toprağı var, bardakçılık yapıyordu. Onu kıydılar. Ahiköy'de kıymışlar o zaman. Nasıl kıymışlar? O Mavi Yolculuk kitabını okumuşsunuzdur mutlaka. Ben de orada okudum. İşte ilk atanan kaymakam diyor ki hanımınla konuşuyorlar. Buranın adını değiştireceğiz ama ne yapalım? Hanımı da Cevat Şakir hayranı. Diyor ki Cevat Şakir'i onlara edecek bir isim bulalım diyor. Ne yapalım, ne yapalım? İşte Cevat Şakir'in kılıca benzeyen bir küçücük kayığı var. Adam, kültür adamı, adım da yatağım. Ne yapıyorsunuz? Burada konu oluyor mesela bu yıl çok etkinliğimiz vardı. Bıçak çakı, işte kılıç kırman yarışları vardı. Herkes onları sergiledi. Sonra çadırlar kuruluyor. 5000'lerden bir çadır kampı. Tamam. Açık hava sınavımız vardı bu yıl. Ama yok. Yani. Birleştirebiliriz. Yayladaki kombüsyon farkı olması lazım. İşte yani resmen yörük yapmış lazım. Devesiyle şunlar bunlar değil mi? Yörük geldi orada konakladı, düğün yaptı. Konserler falan da yapmışlar. İçeri boyalı. Mesela bu çakı yapılan aletler yani onların adı neydi? Kirki. Hadi kalı kirki. Halıyı sıkılaştıran şey. Düğme adımızası yapıp tüm Türkiye'den kesici aletler isteyeceğiz. Çok güzel. Çok bu koleksiyon parçası tabii. Evet. Yani bugün leş bile kalmıştı çok. Evet. Uçanlar yapılır burada. Efendim. Oyuncu. Evet, çok oyuncu. Bu demeli. Sesler farklı farklı. Şunlara kızlarımıza ilk yaratıcısı kalıyor. Böyle gördüm. Şuna dedi bir resim yaptım, 20 dolara aldım dedi ya. Bunu da böyle yapıp satıyorlar festivalde. Yani oyunculuk azaldı ama bu sefer insanlar alıp evine asıyor. Yani düğünü yansıtmıyor ama o gün çekildi, ben biliyorum ben. Ben de develim üstünü dedim, şeyleri açtım, develi resmi. Şurası da, ben bu köyümde değil mi? Ömer'i diyor burası Ayaz. Harika bir süre çıkıyor ama akşam üzeri. Müthiş bir yer var. Çok güzel. Ama akşam üzeri bak ona güneş materyal var da evvelden bakıyor. Ben Ayaz'da olmasam. Hoş geldin. Burada hiç girmeyelim. Ya o güvenli arkadaşlar bak ya. Şimdi burada her türlü kılıç var. Bizim Almanya kılıçları da yapıyorlar yani. Fatih'in kılıcı, yok bilmem kimin kılıcı. Peki kimin kılıcı bunu anlatsana arkadaşlar. Bu Türk kılıcı. Sen girmeye korkarsın şimdi yaşta. O çocuk o dükkanla büyüyor. Tozun içinde, bıçağın içinde. Demir yığını bilmem ne. Çok kar var.